Buraya kadar yaptığımız işlem arkadaşlar, bu şekilde yakından göstereyim. Önce tek delik olarak ilerledik. Bu son topladığımız sırada burayı iki delik olarak yaptık, her iki tarafını da. Şimdi bu deliklerimizi içe doğru kapatacağız. Bunu yaparken bu 7 adet ilmeğimizi tek olarak toplamıştık. Bunun üzerinde de tekrar şu çam yaprağı örneğimizi koyacağız. Bu delikleri içe doğru alacağız. Buraya da şu örneğimizi koyacağız. Ben yine 6 tane kenar ilmeğimi ördüm. Burada bir tane ilmeğimiz kalmıştı. Bu bir tane ilmeğimizi yanındaki alt sırada arttırdığımız ilmekle birlikte alıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. Bu ilmeği öne alarak bu tarafa doğru eksiltme yapıyorduk. Şimdi diğer tarafa doğru öne almadan, zaten bu şekilde eksilttiğimizde önde oluyor. Bir tane eksiltiyoruz. Tekrar bir tane arttırıyoruz. Buradaki 9 adet ilmeklerimizi de topluyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. 7 adet ilmeğimizi öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ve 9. ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Ortadaki iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Şimdi burada 3 adet ilmeğimiz var. Alt sırada arttırdığımız ilmeklerimizle birlikte ortada da tek topladığımız ilmeğimiz var. Burada bir tane arttırdıktan sonra bu 3 ilmeğimizi normal örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Yine bu 9 adet ilmeğin iki kenarından eksiltme yapacağız. Bir tane eksiltiyoruz. 7 adet ilmeğimizi düz örüyoruz. Sekiz ve dokuzuncu ilmeğimizi kenardaki ilmeği öne alarak birlikte topluyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Yine bir tane eksiltiyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Ortadaki bu 3 ilmeğimizi düz olarak görüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. Yine 7 ilmeğimizi örüp diğer tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Şu arttırdığımız, eksilttiğimiz yerleri karıştırmamaya çalışın. Dışa doğru açılan bu deliklerimizi şimdi içe doğru kapatıyoruz. Şu ortadaki ilmeklerimizi toplayarak. Burada da bir tane kalan ilmeğimiz 3 adet olmuştu. O 3 adet ilmeğimizi örüyoruz ama her iki kenarından birer tane arttırıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben bir sonraki sıraya kadar örüp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Burada bir tane ilik açmıştık. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane dişimiz oldu. Bu iliklerimizin arasında 11 adet diş olduğu zaman alt sıraya kadar tam yerleştirebiliyoruz. Şimdi burada bir tane ilik açacağız. İlik açmayı unutmayalım. Şimdi 1, 2 adet ilmeğimi örüyorum.
bir tane arttırıyorum, bir tane eksiltiyorum, kalan iki ilmeğimi örüyorum. Ters çeviriyoruz. Yine baştaki ilmeğimi ters olarak alıyorum. 2 adet ilmeğimi örüyorum düz olarak. 3. ilmeğimi de aynı şekilde alıyorum. Bu ilk açtığım ilmeği. 6 adet ilmeğimi bu şekilde tekrar topluyorum. Diğer ilmeklerimizi sıranın sonuna kadar ters olarak öreceğiz. Aralarda 11 adet diş olacak. Sıramızı tamamlayıp geliyorum. Bir sonraki sıramıza geldik. Bir ilmeğimizi örüyorum. Burada artık eksiltme yapmıyoruz. İkinci ilmeğimizi de örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir sonraki iki ilmeği birlikte topluyorum. Bir tane arttırıyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 adet ilmek örüyorum. Burada 11 adet ilmeğimiz vardı. 11, 9, 7. Şimdi 5 adet ilmeğimiz kalacak. 6 ve 7. ilmeğimizi birlikte alıyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Arkadaki ilmeği öne alarak eksiltme yapıyoruz burada. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. 1 ikinci ilmeğimizi de tekrar eksiltiyorum. Burada 3 adet ilmeğimiz vardı. Arttırmalarla birlikte 5 adet ilmeğimiz oldu. Her iki tarafından birer tane toplayarak buradaki ilmek sayımızı yine 3 yaptık. Şu baştaki arttırdıklarımızla birlikte yine 5 adet ilmeğimiz olacak. Bir tane arttırdıktan sonra bir tane eksiltiyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 tane örüyorum. 6 ve 7'yi birlikte alıyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine arkadaki ilmeği öne alarak bir tane eksiltiyorum. Bir tane arttırıyorum. Burada 5 adet ilmeğimiz var. Alttaki şu arttırdığımız ilmeklerle birlikte. Bunun baştaki 2 ilmeğini birlikte alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir sonraki ilmeği de yine birlikte alıyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Yine aradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Burada yaptığımız işlem, şurada yaptığımız işlemle aynı buradaki işlem. Birinci sırada birer tane arttırdık. Aradaki 3 tane ilmeğimizi düz örmüştük. Burada 5 adet ilmeğimiz vardı. Bu 5 adet ilmeğimizi bir tane arttırıp iki yanlarından birer tane toplayarak tekrar şu arttırma ile birlikte 5 adet ilmek olarak tutuyoruz. Yani alt sırada arttırdığımız ilmekleri burada topluyoruz. Bu orta kısımda da yine başlardan birer tane ilmeğimizi eksiltiyoruz. Burada çift deliğimiz var. Bu çift deliğimizin ortasında alt sırada arttırdığımız ilmekle ortadaki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Arka sıramızı ters olarak öreceğiz. Bir sonraki sıraya kadar tamamlayıp geliyorum. Bir sonraki sıramıza geldik. Bu lastik kısmını örüyoruz.
Burada arttırdığımız ilmeklerimiz var. Bunları düz olarak alacağız. 1, 2, 3 adet ilmeğimizi düz olarak görüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Yine bu ortadan her iki kenarından birer tane eksilteceğiz. Bir tane eksilttim. 1, 2, 3 ilmeğimi düz örüyorum. Arkadaki ilmeği öne alarak bir tane de bu kenarından eksiltiyorum. On bir adet ilmeğimizden ortada sadece 3 adet ilmeğimiz kaldı. Bir tane arttırıyorum. Arkadaki ilmeği öne alarak bir tane eksiltiyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Şurada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz şimdi. Tekrar bir düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine bu 11 adet ilmeğimizin her iki başından birer tane eksilteceğiz. Arada 1, 2, 3 ilmeğimizi düz öreceğiz. Yine bu kenardaki ilmeğimizi öne alarak bir tane eksiltiyoruz. Bir tane arttırıyorum. Arkadaki ilmeği öne alarak bir tane eksiltiyorum. Arkadaki ilmeği öne alıyoruz. Bu ön tarafı düz görünmesi için. Bir tane arttırıyorum. Bir tane düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bir düz örüyorum. Burada yaptığımız işlem bu 11 adet ilmeğimizin her iki kenarından birer tane eksiltiyoruz. Yanlarından da birer tane arttırıyoruz. Burada iki deliğimiz var. Yine bu iki deliğimizi ortadaki ilmeğimizi birlikte toplayarak aynı şekilde yapıyoruz. Bu başlangıçtaki 3 adet ilmeğimizi düz ördük. Bu ortada şu ilk başta yaptığımız işlemi yapıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 3 tane ortadan topluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Burada yine bu altta yaptığımız örneğin aynısını yapacağız. Bu tepe kısmında. Ben bir örnek daha tarif ediyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine bu 11 adet ilmeğimizin her iki kenarından birer tane eksilteceğiz. Burada 3 adet ilmeğimiz kalacak. 1, 2, 3 adet ilmeğimizi düz örüyoruz. Diğer kenarından da bir tane eksiltiyoruz. Bir tane arttırıyorum. Şu arkadaki ilmeği öne alarak şu iki deliğin ortasını topluyoruz. Bir tane arttırıyorum. Bir düz örüyorum. 3 adet ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Bir düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Ben bu sıramızı tamamlayıp geliyorum. Arka sırayı da her zamanki gibi ters örüyoruz. Sıramızın başına geldik.
Lastiğimizi ördükten sonra alt sırada arttırdığımız ilmekle birlikte buradaki 1, 2, 3, 4 adet ilmeğimizi düz olarak görüyoruz. Diğer tarafında da aynı işlemi yapacağız. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine bir tane eksiltiyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öne alarak diğer tarafından da bir tane eksiltiyorum. Burada 3 adet ilmeğimiz kalıyor. Bir tane arttırıyorum. Arkadaki ilmeği öne alarak bir tane eksiltiyorum. Bir tane arttırıyoruz. Birinci ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İkinci ilmeğimizi şu ortadaki ilmeğin bir altından, şu altta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Şu ortadaki ilmeğimizin bir altındaki ilmekten ikinci ilmeğimi çıkartıyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum buradan. Dördüncü ilmeğimi yine bu ortadan alıyorum. Beşinci ilmeğimi, üstteki ilmeği örüyorum. Altıncı ilmeği yine ortadan alıyorum. Yedinci ilmeğimi örüyorum. Sekizinci ilmeğimi yine ortadan aldım. Dokuzuncu ilmeğimi örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Burada yine 9 adet ilmeğimiz oluştu. Birinci ilmeği örüyoruz. İkinciyi ortadan alıyoruz. Üçüncüyü örüyoruz. Dördüncüyü ortadan alıyoruz. Beşinciyi ortadaki ilmeği örüyoruz. Altıncıyı ortadan alıyoruz. Yedinciyi bu taraftan örüyoruz. Sekizinciyi ortadan alıyoruz. Dokuzuncuyu düz olarak örüyoruz. Bu şekilde buradaki yaptığımız yaprağımızın aynısını yapıyoruz. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane diğer taraftan eksiltiyoruz. Bir tane arttırıyorum. Arkadaki ilmeği öne alarak bir tane eksiltiyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine burada 9 adet ilmek alacağız. Birinci ilmeği düz örüyoruz. İkinci ilmeği ortadaki ilmeğin bir altındaki ilmeğin içerisinden çıkartıyorum. Üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi yine bir altından çıkartıyorum. Beşinci ilmeğimi örüyorum. Altıncı ilmeğimi yine ortadan alıyorum. Yedinci ilmeğimi düz örüyorum. Sekizinci ilmeğimizi de ortadan alıyoruz. Dokuzuncu ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar buradaki ilmeklerimizi her iki tarafından eksilterek 3 adet kalıyor. Yine bu araları aynı şekilde eksilterek arttırarak yapıyoruz. Şu ortadan da 9 adet ilmek çıkartıyoruz.
Sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Arka sıramızı ters örüyoruz. Bu 9 adet ilmeğimizi tek tek ters olarak alıyoruz. Ben bir sonraki sıraya kadar örüp geliyorum. Sıramızın başına geldik. 6 tane lastiğimizi ördüm. Bu kenarda arttırdığımız ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 1 2 3 4 5 adet ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Diğer kenarda da aynı şeyi yapacağız. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane arttırıyorum. Bu ortada 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 3 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyoruz. Bir tane arttırıyorum. Burada 9 adet ilmeğimiz vardı. Yine şu altta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız burada da. Arttırdıktan sonra şu 2 ilmeğimizi birlikte alıyorum. Bunları 3 3 ayıracağız. Bu birinci ilmeğimiz oluyor. İkinci ilmeğimizi örüyorum. Üçüncü ilmeğimizi ördükten sonra bir tane arttırıyoruz. Ortadan 1 2 3 adet ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bu kenardan da 1 2 3. ilmeğimizi şu altta arttırdığımız ilmekle birlikte alıyoruz. 3 adet ilmeğimizi örüyoruz. Bu 9 adet ilmeğimizi 3'er ilmek şeklinde ayırıyoruz. Aralarında birer tane arttırıyoruz. İki kenarında birer tane eksiltiyoruz. Bir tane arttırıyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane arttırıyorum. Ortadaki 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine bu 9 adet ilmeğimizin iki başında birer tane eksiltme yapacağız. Bir tane eksiltiyorum. İkinciyi ve üçüncüyü örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Ortadan da 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 Bir tane arttırıyorum. 1 2 3. ilmeği altta arttırdığımız ilmekle birlikte alıyorum. 3 Bir tane arttırıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 adet ilmeğimizi birlikte alıyorum. Bu ortadaki ilmeğimiz 3 tane kalmıştı. Bu 3 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Yine şu delik kısımlarında ortadaki ilmekleri 2 ilmeği birlikte alıyoruz. İki kenarında arttırma yapıyoruz. Bu 9 adet arttırdığımız yerdeki ilmeklerimizi de 3'er adet bölüyoruz. İlk baştakini 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Sonra 2 tane düz örüp bir tane arttırıyoruz. Ortadan 3 tane düz örüyoruz, bir tane arttırıyoruz. Daha sonra 2 tane örüyoruz, üçüncüyü şu altta arttırdığımız ilmekle birlikte alıyoruz. Yani iki başında birer tane eksiltiyoruz. Diğerlerini düz olarak örüyoruz. Aralarında da her 3 ilmeğin arasında da bir tane arttırıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Arka sırayı tarif etmiyorum. Arka sıramızı ters örüyoruz her zamanki gibi. Bir sonraki sıraya kadar örüp geliyorum. Bir sonraki sıramıza geldik. Örgümüzün yine düz tarafındayım. Bu kenarda arttırdığımız ilmekleri düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bir tane arttırıyorum. Buradan bir tane eksiltiyorum.
Bu ortada toplamıştık, bir tane ilmeğimiz vardı. Bunu düz örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Burada bir tane eksilttim. Ortadakini bir tane düz ördüm. Bu kenardan da bir tane eksilttim. Burada 3 adet ilmeğimiz kaldı. Bir tane arttırıyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Burada bir tane arttırıyorum. 1 2 3 adet ilmeğimi birlikte topluyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 adet ilmeğimi birlikte topluyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Alt sırada bir tane ilmek artmıştık. Onu düz örüyoruz. Onun iki kenarından birer tane arttırıyoruz. Bir tane arttırıyorum. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Ortadakini tek örüyorum. Tekrar hiç arttırma yapmadan 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir tane arttırıp bir düz örüyorum. Bir tane arttırıp 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir tane arttırıp bir düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir tane düz örüyorum. Şu arkadaki ilmeği öne alarak yine 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Bu altta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Ortayı da topluyoruz. Ortada şu anda 3 tane ilmeğimiz kaldı. Buradaki 9 adet ilmeğimizin arasında bir tane arttırmıştık. Bu arttırdığımızın her iki kenarından bir tane arttırıyoruz. Diğer bu 3'er adet ilmeğimizi ayrı ayrı topluyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki sıraya kadar örüp geliyorum. Bir sonraki sıramıza geldik. Yine lastik kısmını ördüm. Burada arttırdığımız bütün ilmekleri düz olarak alıyoruz. Alt sırada 6 taneydi. Bu sıradaki ilmek sayımız 7 tane. Bir tane arttırıyorum. Bu ortadaki 3 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane arttırıyorum. Bundan sonraki bütün ilmekleri düz alıyoruz. Bu yaprağı yaptığımız yerde arttırma eksiltme yapmıyoruz artık. Düz alacağız bütün ilmekleri. Yine bu ortaya geldim. Bir tane arttırıyorum. 3 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane arttırıyorum. Diğer ilmekleri düz alıyoruz. Bir tane arttırıyorum. 3 ilmeği birlikte alıyorum.
bir tane arttırıyorum. Bu sıramızda sadece bu tepe kısmında işlem yapıyoruz. Burada hiç arttırma ve eksiltme yapmıyoruz. Şu ortadaki 3 tane ilmeğimizi toplayıp iki kenarından birer tane arttırıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Burada arttırma ve eksiltmemiz yok. Bir sonraki sıraya kadar örüp geliyorum. Robamızı tamamladık. Bu sıramızda kollarımızı ayıracağız. Ben işaretledim. Ön tarafta bu 6 adet lastik yaptığımız yer hariç 17 adet ilmeğimiz var. Kollarımızda 28 adet ilmeğimiz var. Arkada 35 adet ilmeğimiz var. Diğer tarafta da 17 adet ilmeğimiz var. Altı adet lastiğimizi ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 adet ilmeğimizi örüyoruz. Eğer hırka yapacaksanız bu koldaki ilmeklerimizi bu şekilde filketeye takmanız gerekiyor. Biz hırka yapmayacağımız için, bunu yelek yapacağımız için bu koldaki 28 adet ilmeğimizi eksilteceğiz. Kollarımıza bu 28 adet ilmeği hırka örecekseniz taktıktan sonra burada 12 tane ilmek arttıracaksınız. Daha sonra arka tarafa geçeceksiniz. Yani bu ilmekleri filketeye taktıktan sonra 12 adet ilmek arttırıp arkayı örmeye devam edeceksiniz. Diğer kolda da aynı işlemi yapacaksınız. Hırka yapacaksanız arkadaşlar şu önü ördükten sonra bu ilmekleri filketeye takacaksınız. Kol altında 12 tane ilmek arttıracaksınız. Yani kolumuzu 40 ilmeğe tamamlayacaksınız. Ondan sonra arka tarafı örmeye devam edeceksiniz. Kollarımızda daha sonra misinalı şişle veya 5 şişle örebilirsiniz. Ben bu kolumuzun da ölçülerini vereyim. Koltuk altından şu örneğe kadar 10 santim öreceksiniz. Tamamı 13 santim kol altından. Buradaki ilmek sayımız 40. 42 de yapabilirsiniz. 14 tane arttırıp. Ben 40 ilmek yaptım. Bu da 9 santim. Bu şekilde filketeye ilmekleri takıp alt taraftan 12 ilmek arttıracaksınız. Biz yelekte de arttırma yapacağız ama bir sonraki sırada arttırma yapacağız. Şimdi bunu yelek olarak bu 28 adet ilmeğimizi eksiltiyoruz. Başka şekilde eksiltme yapıyorsanız tığla yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum.
28. ilmeğimiz. Bunu da eksiltiyorum. Bu diğer tarafın birinci ilmeği. Arka tarafın. Burada 28 adet ilmeğimizi eksilttik. Şimdi arka tarafı 35 ilmek olarak düz örüyoruz. Buraya kadar 35 ilmek. Bu ilmeğimizi eksilterek devam edeceğiz. Burada da 28 adet ilmeğimizi eksilttikten sonra 17 adet ilmeğimizi örüp ön lastiğimizi yapacağız. Burada işaretledim. 28 adet ilmeği eksilttikten sonra 17 adet ilmek öreceğiz, lastiğimizi öreceğiz. Ben buraya kadar tamamlayıp geliyorum. Kollarımızda eksiltmelerimizi yaptık. Şimdi örgümüzün tersinde kol altında arttırma yapacağız. Bu lastik kısmını yine haroşa olarak örüyoruz. Bu kol altına kadar ilmeklerimizi ters öreceğiz. Şimdi burada 12 adet ilmek arttıracağım. İster elinize dolayarak bu şekilde arttırabilirsiniz. İsterseniz bir tığın yardımıyla şu arka ilmeğe batarak bu şekilde de ilmek çıkartarak da yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu da 12. ilmeğimiz. İki adet ilmeğimizi arttırdım. Dediğim gibi bu şekilde de arttırma yapabilirsiniz. Ördüğümüze ters olarak buradan devam ediyoruz diğer kola kadar.
Burada yine 12 adet ilmeğimizi arttırıyoruz. Bu kolumuzda da 12 adet ilmeğimizi arttırdık. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Lastik kısmını da haroşa olarak yapıyoruz. Ben burayı tamamlayıp geliyorum. Sıramızın başına geldik. Bu arttırma işleminden sonra 2 diş haroşa yapılacak. Hem ön yüzünde hem de arka yüzünde ilmeklerimizi haroşa olarak alacağız. Haroşayı ters olarak örenler ters alabilir. Ben düz olarak örüyorum. Bu kollarında arttırdığımız ilmeklerimizi de alıyoruz. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu kol altlarını ayırdıktan sonra 2 diş haroşa yapacağız. Ondan sonra yeleğimizin alt kısmını öreceğiz. İkinci videomuzdan bu yeleğimizin alt kısmını izleyebilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın.